Merhaba, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeyiz. Burası Ankara'nın en önde gelen resim eğitimi kurumlarından bir tanesi. Burada Şeniz Polat'la görüşeceğiz. Bu bize Hacettepe'deki öğretim süreciniz konusunda biraz bilgi verir misiniz? Çünkü hem lisansı hem lisansüstü çalışmayı hem de şu anda sanatta yeterli ki bazı diğer disiplinlerde doktora olarak biliyoruz onu. Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz lütfen? Hacettepe sizin de dediğiniz gibi lisanstan beri içinde bulunduğum bir kurum. Açıkçası memnunum buradan. Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştim. Orada bir Erasmus yapmıştım. Araştırma görevliliği için çeşitli sınavlara giriyorum şehir dışında zaman zaman. Orada gittiğim okullardaki durumları gözlemledikçe gerçekten memnun olduğumu söyleyebilirim. Burada çağdaş sanat disiplinlerine sırt çevirmeyen, tırnak içinde gelenekçi olmayan, bütün disiplinlere açık ve bu konuda teşvik eden ve bu konuda bilgi üretimini destekleyen bir öğrenim süreci geçirdiğimi söyleyebilirim. Dünyada yaprak düşse sizin haberiniz oluyor özellikle gençler olarak. Bu açıdan da diyebileceğiniz, dünya açısından konumlandıracak ne söyleyebilirsiniz burada gördüğünüz eğitimi? Buradaki asıl mesele internet diye düşünüyorum ve bizim hani yaş grubum dolayısıyla belki hani yeni Z kuşağı kadar değil çünkü onlar internetin içine doğdular. Biz hani belli bir yaştan sonra karşılaştık bununla ama belli bir noktada entegre olabildiğimizi, dolayısıyla medya okur yazarlığımızın belli noktalara çıkabildiğini, dolayısıyla karşımıza çıkan bilgileri yorumlama ve onları arama yollarımızın daha hakim olduğunu söyleyebilirim. Dünyanın çeşitli yerleriyle ki kendimi kıyasladığımda bir genç sanatçı olarak Türkiye'nin bu konuda dezavantajlı olduğu, özellikle sanat kültürü ve sanat politikaları anlamında gayet yetersiz kalabildiği durumlarla biz de tabii ki biz de doğrudan etkilediği için böyle bir sonucu aslında dezavantajlı olarak yaşıyoruz bence Türkiye'de. Anlıyorum. Peki tam bu aşamada dezavantajlardan söz etmişken bu Mart ayından beri rastladığımız ve içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin sizin rüyalarınıza ve pratiğinize etkisi konusunda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Pandemiyle birlikte hepimiz artık aşinayızdır ki freelance denilen kavram gerçekten yani bütün zamanın senin kontrolünde olması, yani çalıştığın alanın yatağınla çok yakın olması gibi bu zaman yönetimi konusunda ki durum üretimi oldukça kötü etkileyebiliyor. Ki şöyle, yani yaratıcılık aslında şöyle bir şeydir. Yani bulunduğunuz ortamda ve bulunduğunuz koşullara göre fikir ve çözüm üretebilme becerisidir aslında yaratıcılık. Dolayısıyla orada bir challenge söz konusu aslında. Ama bu durum dediğim gibi benim daha önce pandemiden önce yoğun bir şekilde atölyeye gelip çalışma pratiği edinmemden ve belli bir ritüelim oluşmasından dolayı pandemi bu noktada beni evde çalışma konusunda kendimi disipline etme anlamında olumsuz etkiledi ve bunu büyük bir oranda başaramadığımı düşünüyorum. Burası aslında şeymiş, sığınakmış mimaride. Ama böyle bir şey olduğu için, bir alan ihtiyacı olduğu için yüksek lisansa doktora öğrencilerine burayı böyle düzenlemişler. Evet, çok güzel. Burası da sizin köşeniz. Evet, burası da benim köşem. Çok güzel. Bu iki çalışma aslında şu anda yürüttüğüm çalışmaların çıkış noktasını oluşturdu diyebilirim teknik olarak. Yani kağıt üzerine kalem ve asetat kağıdı. Burada mesela muşamba bir kağıt var. Bu şey o zaman. Evet, bir kaplama kağıdı o, şeffaf, yarı yani şeffaf. Yani bir tür kolajdan bahsediyoruz. Evet, bir tür kolaj, aynen. Evet. Çok enteresan. Evet, burada da aynı şekilde asetat kağıtlarıyla bu cam etkisini verdi. Ve üstüne evet şey yaptım, boyama yaptım. Dokunabilir miyim? Tabii, cam. Evet. Genç bir sanatçı olarak bence kişi en çok hakim olduğu, kendini en ait hissettiği ve en problematik gördüğü alanda gerçekten özgün bir iş ortaya çıkarabilir. Yaşadığı dünya ve gündelik hayatında onu en çok ilgilendiren, en derinden yaralayan, en çok maruz kaldığı şey neyse, onu yansıtması bence asıl orijinal ve özgün olan şey bence o. Vallahi her şey için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.